Yatırım aracı nedir? Bakın. Dedik altın, gümüş dedik değil mi? Size bir şey söyleyeceğim. Bir yatırım aracını daha aylardır bizim programda bağırıyorsunuz. Evet, evet. Toprak, en büyük yatırım. Toprak, toprak. Topraktır, üretimdir, projedir. Toprağa gelelim. Metropollerde sürünmeyin. Gidin, toprağınıza sahip çıkın. Niye biliyor musunuz? Yahu siz uyurken yabancılar, paravan şirketler üzerinden Türkiye'de topladılar bu toprakları. Bağıra bağıra satmayın dedik, sattılar. Niye son şans diyorsunuz toprak almak için? Bu hareketler niye başladı mı? Değerler kazanmaya başlayacak. Çünkü sabit ekonomiye bakmıyoruz. Geleceğe, her yatırımcı geleceğe bakar. Kurak üstü, altı işleyeceğiz dediğimizin ve bir üçüncüsü gelir. Ve son şans toprak almak için diyor. Lojistik, lojistik, yol, artı, maden. Tamam mı? Üstüne acayip ziraat projeleri gelecek. Yahu burası uçacak. Zaten bütün yabancılar geliyor. Bill Gates 1 milyon dönüm arazi aldığı açıklandı değil mi? Neden tarım arazisi alıyor boyuna? 56 bin dönüm Türkiye'den aldı paravan şirketler üzerinde. Haberiniz var mı? 56 bin dönüm Bill Gates. Ya neden? Günaydın. Ya biz anlayın, biz şey diyorsam burada nedeni var. Var değil mi? Toprağı alıyorlar dedik. Bağıra bağıra söyledik satmayın diye. Şimdi klasik bir olay var Türkiye'de. Bunu yıllardır görüp hep üzülüyorum. Bizim insan tarlası 5 lira 10 lirayken birden oraya imar geliyor, hemen 50'ye 100'e satıyor. Hemen zengin oldum sanıyor. Gidiyor harcıyor güzelce. Ondan sonra onu alan orayı spekülatör, zeki onu 100'e değil 5-10 bine satıyor. Orayı satın alan otel kuruyor. Günaydın, bunu Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde her yerde görürsünüz. Devasa bir otel kuruyor, bir resort ve turistler geliyor. Bu sefer o ilk satan oranın arsanın sahibi, o köylü parası pulunu harcamış oluyor. Son parasından taksi alıyor, taksi lisansı ya da bir araç alıyor. O otelin önünde taksi şoförlüğü yapıp geçim sağlıyor. Vizyonsuzluk budur işte. Kaybetmek budur. Sabır olsaydı, biraz bekleseydi elindeki mal nasıl yüksek, ama sabır yok. Tez canlılık kaybettiriyor. Tez canlı. Kusura bakmayın. Bunları söyleniyorsa bir sebebi var. Ben buraya gelip bunu niye söylüyorum? İnsanımızı aydınlatmak, uyarmak istiyoruz. Elinizdeki gümüşü paniğe kapılarak, elinizdeki tarlanızı satmayın. Satmayın çünkü... Bir daha ben söylüyorum. Paniğe kapılarak elinizdeki altını, gümüşü ve arazinizi... Siz satmayın. Sizi biliyorum. Ama altından daha çok sevdiğiniz bir şey var. O da tarım arazisi. Doğru söylüyor muyum? Kesinlikle. Hatta şöyle bir konuşmanıza rastladım. Evet, bizim kadınımız aslında kadınlarımızdan gelen bir şeydir, öğretidir o. Türk kadını işte anneannelerimiz sever o altını alıp kenara atmayı. Ama toprak da çok kıymetlidir. Yatırımı eğer imkanınız varsa toprağa yapın diyorsun. Tarım arazileri. Neden değerli? Çünkü gıda önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yılın altını. Çünkü gıda, bakın bugün çok basit bir örnekle gördük. Bir pandemi çıktı. Ne oldu? Bir anda uluslararası nakliye durdu. Bir anda ürünlerde devlet, geçen yıl Türkiye'de şunu yapmadı mı? Gıdalara belli bir kontrol koyup onun üstünde fiyat koyamazsınız, şudur budur. Bunlar yaşanmadı mı? Gıda, insan açlık için, aç kalmamak için her şeyi yapar. Dolayısıyla... Bunun için tohum da lazım ama değil mi? Efendim? Bunun için tohum da lazım değil mi? Tarım arazisi pek var, bir de tohuma ihtiyacımız var. Pek tabii ki. Yani tohumunuz kendinizde olacak. Tarım araziniz kendinizde olacak. Ve bunu çok doğru işleteceksiniz. İşte o zaman aç kalmazsınız bir kere. Çok net. Aç kalmayan toplum da bir şekilde çökmez.